Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu Yatırım Direkt sunar. Merhabalar, Ekonomi Ekranı'na hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftanın en önemli konusu Merkez Bankası'nın yaptığı enflasyon raporu toplantısıydı. Burada gerçekten Merkez Bankası Başkanı piyasaca kendisine verilmiş olan kredibilitenin yerinde olduğunu açıkçası gösterdi. Gerçekçi ve konuya hakim bir uzman, teknokrat olduğunu açıkçası toplantıda gözlemledik. Ama orada asıl bizim konumuzla ilgili olarak önemli bir detay vardı. Bu detay Gaye Hanım'ın sunumda girdiğimiz faiz patikası itibariyle mevduat faizlerinin politika faizlerine yakınsayarak bayram öncesi gördüğümüz TL likidite sıkışıklığından kaynaklı anomalinin giderildiğini ve normalleşmenin atılan adımlarla hızlı bir şekilde gerçekleştiğini söyledi. Vurgulanan esasen bayram öncesindeki anomali değil de dikkat çekmek istediğimiz esas nokta mevduat faizlerinin politika faizlerine yakınsayacağı ve bu seviyelerin korunacağına ilişkin vurgu. Bu ne için önemli onu da izah edeyim. Daha önceki yayınlardan takip edenler de hatırlayacaktır. Politika faizinin %30'un üstüne çıkmadığı senaryolarda hisse senedi fonlarının portföyümüzdeki hisse senedi ve hisse senedi fonlarının total olarak portföyümüzdeki ağırlıklarını korumaya ve dağılımımızı bu şekilde devam ettirmenin uygun olacağını söylemiştik. Şimdi Gaye Hanım'ın altını çizmiş olduğu mevduat faizlerinin politika faizlerine yakınsaması durumu şunu teyit ediyor. Evet, biz politika faizlerini belirli ölçüde küçük adımlarla arttırmaya devam edeceğiz ve bu artış hızı görünüyor ki enflasyonun altında kalacak. Enflasyon artış hızından daha düşük bir hızda artan bir faiz olacak ve ilave olarak daha önceki gibi politika faizi ile mevduat ve kredi faizleri arasındaki uçurum ortadan kalkacak. Mevduat faizleri de buna yakınsayarak yani böyle bir artış hızıyla gidecek veyahut da artmayacak. Bu durum TL riskli varlıklardaki talebi canlı tutacaktır. Her ne kadar faiz patikası tam yerine oturmadığı için volatiliteyi ve faiz, enflasyon ve kurla ilgili bir denge tam olarak sağlanamadığı için burada volatilite görülecektir. Ama daha çok endeksten bir para çıkışı değil de biz bu senaryo altında hisse değişiklikleri yapan yatırımcılar göreceğiz. İşte bu hisse senedi yeterli performansı göstermedi ama iyi bir bilanço açıkladı. O zaman onu alalım. İşte bu hisse senedine dışarıdan şöyle ya da içeriden böyle bir sipariş geçildi. O zaman onu alalım. Bu hisse senedinin şöyle bir şirketin bu hisse senediyle ilgili ilgisi var. O zaman onu alalım gibi senaryolara bağlı bir endekste kalıcı bir dönen likiditeyi gözlemleyeceğiz diye düşünüyorum. Bu senaryoyu neyin bozacağı ise çok belli. İşte faiz bozamayacak. Orada artık bir kesinlik var. Hani faizin geleceği seviye itibariyle artık orada bir çok fazla dengeleri şu dönemde özellikle kısa periyotta bozulabileceğini düşünmüyorum. Burada faizi arttırmaksızın getirilecek bir mevduat türevi ürün ancak borsadaki likiditeyi çekebilir. Kendisinin en azından bir kısmını çekebilir. Buna işte süperbono mu deriz, enflasyon endeksli yeni çıkartılan cazip kısa vadeli bonolar mı deriz. Ama bir şekilde mevduat faizlerini arttırmaksızın parayı çekebilecek, yani piyasadaki TL bolluğunu azaltacak, daha sıkılaştırmaya destekleyecek bir ürün gelirse şayet burada evet hisse senedi piyasasında satış en azından kısa süreli ve sert satış görebiliriz. Bu da dediğim gibi sıkılaşmanın bir gereği olarak yapılmış, çıkartılmış bir ürün. Ancak ben gene de borsadan böyle bir ürün çıksa da borsadan çekebileceği likiditenin belirli ölçüde sınırlı olacağını, daha büyük likiditeyi da mevduat müşterilerinden ve belirli ölçüde de kura bağlı, kur korumalı da olan veya dolarda olan yatırımcılardan çekebileceği kanaatindeyim. Ama tabii böyle bir ürün gelir mi, bir buna dönük çalışma olduğunu şu an için biz de bilmiyoruz. Ama açıkçası faizle yapılacak parasal sıkılaşmanın borsa üzerinde negatif bir etkisi olmayacak gibi. Daha çok makro çerçevede yapılacak, atılacak adımları izlemek gerekecek bu anlamda. Ki o adımları görene kadar da biz hisse senedi tarafındaki pozisyonumuzu koruyoruz. Bir ikinci husus CDS primleri. Bu da daha çok Eurobond yatırımcıları için ve hisse senedi piyasasına gelecek olan yabancı yatırımcılar için önem taşıyor. Burada işte 500'lerin üstüne çıkmıştık ama hızlı bir şekilde şu an itibariyle 400'lerin altında 370'ler civarında bir 5 yıllık CDS'imiz var. 2 yıllıklar hatta 300'ün altına da geldi. Biz 500'ün altından geldiğimiz için bu noktaya şimdi çok mutluyuz ama 200'ün altında gördüğümüzü geçmiş yıllarda unutmayalım. Bu evet Eurobond fiyatlarını güçlü tutacaktır. Bir Eurobond fiyatlarını güçlü tutacak bir diğer husus da döviz mevduatının cılız ve kur korumalının da gitgide cazibesini yitiriyor oluşudur. Yani Eurobond fonları bu anlamda yatırımcı çekmeye önümüzdeki dönemde devam edecektir. Ancak burada CDS riski, hisse senedi riski almak gibi bir durum. O yüzden portföylerde dağılım yaparken döviz pozisyonu için şahsen altın daha yüksek bir oranda kullanılması döviz ayağı olduğu için Eurobond'un biraz daha sınırlı bir oranda kullanılması risk toleransınıza göre bunları belirlerken önem taşıyacaktır portföyün volatilitesini azaltmak adına. Bunları söyledikten sonra geçen haftaki ve önceki günlerde yanıt veremediğimiz bazı sorular var. Onlara değinmek istedim. Adportföy'ün BUY, bu yeni çıkan büyüyen şirketler hisse senedi fonu sorulmuş. Hızlı bir piyasaya giriş yaptı. Hep hisse senedi piyasasının da canlı olmasından kaynaklı olarak fonla ilgili çok sık soru geliyor. Bir kere bu fon Adportföy'ün kendi kurduğu bir endeksi takip ediyor. Büyüyen şirketler endeksini takip ediyor ve bu endeks içerisinden bankacılık, finans, sigorta ve leasing şirketleri gibi factoring şirketleri hariç olmak üzere bunları çıkartarak bir varlık havuzundan kendisine seçim yapıyor. Bu seçimi yaparken de ağırlıklı olarak ciro ve karlılık odaklı bakarak seçim yapıyor. Takdir edersiniz ki büyüyen şirketlerden anlamamız gereken de keza zaten ya ciroda ya da karlılıkta bir artış. Ancak fon çok yeni ve bir portföy dağılımına henüz tam anlamıyla bakamadığımız için şu anda bu çoğu soruya yanıt veremiyoruz. Daha dediğim gibi bazı teknik rasyoları da oluşmuş değil. Onları gördükten sonra daha sağlıklı şekilde yanıt verebiliriz diyelim. İkinci soru kar payı ödeyen fonlarla ilgili gelmiş. FBZ, GSP, YSL gibi. Bu çok bence önemli bir fon tipi. Önceki dönemlerde bireysel yatırımcılardan kar payı ödemesinde stopaj alınıyordu. Bu son getirilen düzenlemeyle bu kaldırıldı. Bu varken çok daha önemliydi. Yani siz bu fonu alarak size düzenli olarak kar payı ödeyen bir fona yatırım yapıyordunuz ve size ödediği kar payı stopaja tabi değildi. Yani vergisizdi. Ama aynı şekilde hisse senedini alsanız bu hisse senedinden oluşacak kar payı vergiye tabiydi %15 oranında. Bu bir kere o tabii şu anda eşitlendi. Yani esasen kar payı ödeyen fonlarla hisse senedi arasında bir vergi farkı yok. Ama avantajı şu ki sizin bir endeksi ya da takip etmenize ya da bir hisse seçiminize gerek kalmaksızın verim itibariyle temettü verimi yüksek hisseleri seçerek bunların temettü ödemelerini bir havuzda toplayıp düzenli olarak 6 ayda bir size ödeme yaparak iyi güzel bir hizmet verdiklerini düşünüyorum bu fonların ve hepsi de hemen hemen aynı varlık havuzundan seçim yaptıkları için de ve baz aldıkları endeksler ya da ölçümler daha çok temettü verimi içerdiği için bence makul ve cazip. Üçüncü soru ZPC Ziraat Portföy fonunu, fon sepeti fonunu nasıl bulduğumuza ilişkin. Bu fonun içeriğinde daha çok Ziraat Portföy'ün yönettiği fonlar ve ETF'ler bulunuyor. Biliyorsunuz Ziraat Portföy son dönemde özellikle ETF'leriyle gündeme geliyor. O yabancılar daha çok Ziraat Portföy ETF'lerinden alım yaparak borsaya giriyorlar. Vesaire biz de bunu takip ediyoruz. Ben o anlamda ETF'lerin Ziraat Portföy'ün yönettiği borsa yatırım fonlarının, endeks yatırım fonlarının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Kotasyon sağlamada vesaire o işi iyi yapıyorlar, becerikliler. Yani ben ETF'lerini alırdım. Fon sepeti fonu da alınabilir ama ya zaten ziraat fonlarından oluşan bir evren. Yani sürpriz bir ürün yok içerisinde ya da şaşırtıcı bir ürün. O da alınabilir ama dediğim gibi ben eğer zaten kendisi de altın ve hisse ağırlıklı taşıyor fonlarını. Bu açıdan ziraatin altın ve hisse senedi ETF'lerini de alabiliriz. Yani onlar da bu gayet iyi bu fon yerine. Tabii bu fon dağılımını kendisi yapıyor. Öbür türlü bizim kendi risk toleransımıza göre dağılım yapmamız gerekecek. Bunu da unutmamak lazım. Son soruda HKH hedef portföy katılım hisse senedi fonu ile ilgili. Katılım finans ilkeleri dediğimiz ilkeler var. SPK'ca bunlar yayınlanıyor. Bu ilkelere uygun olarak seçilmiş şirket hisselerinden oluşan bir fon. Son portföy dağılım raporuna baktığımızda işte yükselen trend olan enerji sektörüne yatırım yaptığını görüyoruz. Hem de yani hatır sayılır oranda. CV Enerji, Euro Power gibi hisseler var. Doğaş gibi sürpriz güzel bir randıman yakalamış hisseler var. Bunun yanı sıra da klasik katılım fonlarının olmazsa olmazı Bimaş hissesi gibi hisseler de var. Bu açıdan hani çok şaşırtıcı değil ama dediğim gibi bu enerji şirketlerini hatır sayılır ölçüde taşıması getiri kabiliyeti açısından onu öne çıkarmış durumda diyelim ve bu haftayı da böyle noktalayalım. Sorularınız olursa lütfen yorumlara yazın. Elimizden geldiği ölçüde yanıtlamaya çalışıyoruz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı haftalar dilerim. Türkiye'nin en kapsamlı fon ve BES platformu Yatırım Direkt sundu.